Evet arkadaş, arkadaşlar 5. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sırada birinci olarak iki fıstığın arasında 3 tane fıstık yaptık. Her fıstığın arasında birer zincir çektik. Sonra bu boşluğun şeyini 2 zincir örerekten yandaki şeye geçiyoruz. Burada biz berimizin boyutuna ayarlayacağız. Bunun için ben 5 yaşındaki bir çocuğu için bu kadar genişliği yeterli görüyorum. O nedenle her sırada artma yapmayacağım. Bu bizim sıra, bunların içinde yaptığı fıstıklarımız bizim artmadır. Artırmayacağım. Burada bir sırada bu fıstıkların arasında 3 tane fıstık yapacağım. Bir sonrakisinde 2 tane yapacağım. Böylece her yaptığım örnekten bir başak çıkmış olacak. Şöyle göstereyim. Şuradaki şey yapıyoruz. Bu başaklarda. Bu bir yaptığım ikili fıstıklar arasında 3 yaptığım fıstık sırası bu. Bunlardan biz 2 tane başak çıkaracağız sonra. Bir yaptığı zaman bir tane başak böyle sırayla şöyle bir başak çıkacak. Şuradan göstereyim. Ha, buradan bir başak çıkacak. Ben de bir sırada bu ikili fıstıkların arasında iki tane fıstık iki zincir bir sonrakisinden 3 tane fıstığı yapacağım. Bu sıra boyunca böyle devam edeceğim. Eğer ki siz daha büyük bir şapka elde etmek istiyorsanız burada da uçlu fıstık yapmalısınız. Çünkü orada biz büyüteceğiz şapkamızı. Ben yeterli görüyorum bunu. O nedenle bir yerde 3 fıstık yapıyorum. İkincisinde 2 fıstık yapıyorum. Bu sıra böyle devam edeceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Bir sonraki fıstığın üzerine batıyorum ve sabitliyorum ipimi. Yan boşluğa geçerekten orada. Şimdi burada biz her boşluğa birer tane çiftli fıstık yapacağız. Birer çift fıstık yapacağız. Arada bir zincir. Bir. İki, iki, bir çift fıstıktan sonra iki zincir. Ve tekrar fıstık, bir zincir. Tekrar uçlu fıstık, pardon, ve tekrar arada iki zincir. Artık artmalar bitmiştir. Bu sıralar, bu sıralar bundan sonra hep böyle devam edecek. Hiç artma yapmadan harf iki çift fıstığın arasında aynı şekilde tekrar bir çift fıstığı yapılarak burada aralarda bir zincir, iki çift fıstığın arasında da iki zincirle böyle sonuna kadar, burada göstermek istiyorum, sonuna kadar böyle devam edecek. Siz berenin ne kadar boyut yapmak isterseniz o boya kadar devam edip lastik yapacaksınız. Ben şu son sıranın artmadaki sıradan sonra burada göstereyim. Şu bizim son artmamız. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördüm burada. 9 sıradan sonra
lastik yaptım ve böyle bir beri elde ettim. Lastik şimdi nasıl yapılıyor onu göstereceğim size. Sıra sonuna geldikten sonra şurada her fıstığın arasında burada sabitledik için, pardon, burada sabitledik. Her fıstığın arasında bir tane, bu bizim bir, pardon, şuraya geçeyim ben. Bu benim birinci zincir, biz üç tane zincirle yukarıya çıktım. Bu benim birinci trabzan olacak. Bunların arasında birer trabzan fıstıkların arasında yapacağız. Birinci sıra öyle devam edeceğiz. Bunların birinci şeyle yukarıya çıktık. Arada bir tane daha şey yaptım. Tekrar her fıstığının boşluğu da böyle bir, iki. Önce bir dedim ama yeterli gelmedi. İki tane. Her boşluğa iki tane. Sade böyle trabzanımızı yapacağız. Sıra boyunca öyle devam edeceğiz trabzanlarımızı yapmaya. Sonra tekrar boş. Evet arkadaşlar, bir sıra bitirdim trabzanla. Birinci zincir çekerek yukarı gittiğim geldiği yere tepeye battım. Onun üzerine tekrar bir tane zincirle yukarıya gidiyorum. Üç zincirle yukarıya gidiyorum. Ama sık zincirle geniş yapıyorsunuz. İki zincirle çıkabilir. Bundan sonra tığımızın üzerine ip alıyoruz. Bir sonraki yine alttan, şöyle tepeden almıyoruz. Şu alttan, ortadan böyle geçerekten, şuradan geçerekten şuradan ipimizi alıyoruz ve çekiyoruz. Burada ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar tepemizi doluyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz ve bunu tepesinde değil, bunu şunu alttan almıştık. Bunu usttan yapacağız. Şöyle usttan tığımızı alıp tığ işimizin üstünde olacak ama bizim trabzanı alttan böyle geçirerek şuradan ipimizi alacağız ve ikili trabzan yapacağız. Tekrar tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve bundan sonraki trabzanı tığımızı altına geçiriyoruz işimizin ve şuradan bu şekilde trabzanımızın ortasında ip alaraktan devam ediyoruz. Bir tane usttan böyle, bir tane alttan. Bir tane tekrar usttan. Bu bizim tığ iş lastik de oldu. Bu lastiği diğer başka yaptığınız çalışmalarda da kullanabilirsiniz. Tekrar usttan. Bu bir sıra boyunca bir alt bir usttan alaraktan devam edeceğiz. Ve sonraki sırada tekrar alttan aldıklarımızın yine alttan alacağız. Usttan aldığımızı yine usttan alacağız. Böyle istediğimiz boyutta lastik geldiğinde işimizi bitireceğiz ve kapatacağız. Sabitleyerek, bir sonraki trabzana sabitleyerek ipimizi kesip gizleyeceğiz. Ve böyle ben burada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 5 sıra lastik ördüm. Siz benim orta kalınlıkta bir lastik oldu. İsterseniz daha az 4 sıra örerekten daha
Enli olarak şöyle bir lastik yapabilirsiniz. Daha benim gibi de yapabilirsiniz. Daha geniş bir lastik yapmak isterseniz sayılarını artabilirsiniz. Onu siz ayarlarsınız. Kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkürler.